Kahire, Nil kıyısında 3 milyonluk şehir. Kahire'den 20 kilometre uzaklıkta Gize'de insanlık tarihinin en büyük bulmacası bulunmaktadır. Piramitler. Keops piramidinin tabanı 53 bin metrekaredir. Bu rakam 530 ailenin evine yetmektedir. Yapının bitimindeki kutlamalarda yüksekliği 147 metreydi. Bugün 10 metre daha kısadır. Yayalar içeri kısımlara girebiliyorlar. Piramidin ağırlığı 5,5 milyon tondur. Bu da 65 bin ağır lokomotife eşittir. 2,3 milyon taş bloktan dünyanın 7. harikası ortaya çıktı. Ve her bir taş 2,5 ton ağırlığındadır. Bu yapı taşları Nil'in öbür kıyısından, Mokadam Dağı'ndan taşınmışlardır. O zamanlar ne vinç vardı ne de kamyon. Peki nasıl? Tabii tahta kütükler üzerinde. Zannetmem. O zamanlar bugünkü gibi burada birkaç hurma ağacı vardı. Onlar da piramit işçilerine yemek olarak lazımdı. Fellahlar bu dev taşları 147 metre yüksekliğe nasıl itip çıkartabiliyorlardı? Şöyle bir hesap yapalım. Eğer 20 bin işçi büyük bir götürü işinde günde 10 bloku getirip üst üste koyarsa gene de piramidi bitirmesi için 664 yıla ihtiyaçları vardı. O zaman bir firavun tarafından mozole olarak inşa edilemezlerdi. Eğer Keops piramidinin uzunluğunu 1 milyarla çarparsanız o zaman hemen hemen yeryüzünün güneşe olan uzaklığını bulursunuz. Tesadüf değil. Keops piramidinin içinden geçen boylam kıtayı ve okyanusu iki eşit parçaya bölmektedir. Bu sadece tesadüf. Hollandalı matematikçi Rudolf 16. yüzyılın sonunda dairenin çevresini bulmamıza yarayan pi sayısını bulmuştu. Eğer Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğin iki katıyla çarparsanız ilk olarak 4000 yıl sonra bulunan Rudolf'un sayısı pi'yi bulursunuz. Belki tesadüftür. Hayır, piramitlerin inşası sırasında ortaya çıkan tespit edilmiş matematiksel ve astronomik değerlerin hepsi tesadüf olamaz. Bu da Kepren piramidi. 1967 yılında bilim adamları piramidin iç kısımlarını gizli kovuklarını modern ışıklarla aydınlattıklarında bir sonuca varmadan çekilmek zorundaydılar. İlk defa araçlar değersiz bir sonuca vardılar. Eski bir Mısır atasözü şöyle der. Dünya zamandan korkar. Zamansa sadece piramitlerden korkar. Sphinx. Muammaların sembolü. 20 metre yüksekliğinde 73 metreden uzun. Ne zaman yapıldıysa belli değil. Luxor'daki Nil Vadisi. Çölün ortasında verimli ince bir toprak parçası. Thank you.
Hans. Önümüzde Kraliçeler Vadisi. Firavunlar döneminde oraya kraliçeler gömülürdü. Bu oyuk şeklindeki girişlerin arkasında kaya mezarlarına giden dik merdivenler ve kavisli yollar vardır. Kayanın 100 metre aşağısında Kraliçe 2. Setos'un mezarı bulunmaktadır. Mezar odasındaki 4 köşeli kolonlar ve üzerindeki rölyefler kayalardan silinmektedirler. Burada da diğer mezarlarda olduğu gibi enteresan resimler görüyoruz. Gün ışığı olmadan ortaya çıkmışlar. Kubbede ise küf izine rastlanmaktadır. Yani meşale ve gaz lambası da hesaba katılmamıştır. Bilim adamları eskilerin güneş ışığını komplike ayna sistemiyle oyunun içine getirdiklerine inanmaktadırlar. O zamanlar kullanılan gümüş aynalar var olan ışığın %40'ını yansıtabiliyorlardı. Birkaç aynadan sonra tüm ışık yok olurdu. Şemamız bunu anlatmamıza yardımcı olacaktır. Mezar odasındaki ilginç figürler duvarlarda yürümekteler. Hepsi bir sembolle gökyüzüne, uzaya olan bağlantıyı anlatmaktadırlar. Tutankamon'un mezarı tüm kral mezarlarının en küçüğü ancak en ünlüsüdür. Diğer bütün mezarlar zaman içinde çalınmışlar. Sadece bu mezar kendi zenginliğini korumuştur. Buraya bir daha uyanacağına inanan 19 yaşındaki kral tanrısı gömülmüştür. Bu mumya 3000 yıl önce vücudunun tekrar keşfedilmesi için onarılmıştı. Tüm mumyalar güvenli yerlerde muhafaza edilmişlerdir. Mumyalama işlevi şimdiye kadar dini gerekçelerle yapılmıştı. Ama şöyle de diyebiliriz. Mumyalama, Mısırlıların dış dünyalı ziyaretçilerden gördükleri vücutları korumak için yaptıkları yetersiz benzetmelerdir. Ramaseum, 3000 yıllık. İkinci Ramses'in heykeli, tek bir taştan ortaya çıkmıştır. Savaşlar onu tahrip etmiş. Ağırlığı 1200 ton. 600 kilometre genişliğinde Mokadam dağlarındaki taş ocaklarından buraya getirilmiş. Kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Memnon kolonu. 3500 yıllık. 21 metre yüksekliğinde ve tek parçadan yapılmış. Her biri 100 ton ağırlığında. Mokadam Dağı'ndan buraya getirilmiş. Güncel bir örnek size buna benzer taş figürlerin kaldırılmasının ve sadece 180 metre taşınmasının ne kadar büyük bir masraf gerektirdiğini göstermektedir. Abu Simbel, Nil kıyısındaki bu tapınak, abideleriyle birlikte yeni Asuan barajına boyun eğmek zorunda. Bu tapınağın inşasından 3100 yıl sonra, tüm kıtalardaki ulusların bu işi başarabilmeleri için güçlerini birleştirmeleri gerekmekteydi.
Özel modern araçlar tesis edilmeliydi. Kaldırma güçleri, hidrolik preslerle kuvvetlendirilen vinçler. 300 bin ölçümden sonra abidelerin yerleştirilmesi hesaplanabilmişti. Çünkü testereyle kesilmek zorundaydılar. Bu iş 3 yıldan fazla sürdü. Hiçbir modern teknik bu çaptaki inşaat işiyle karşılaşmamıştı. Eski Mısırlılar böyle işleri hiçbir teknik araçları olmaksızın nasıl çözümlemişlerdi? Luxor sütunu, 3500 yıllık, 26 metre yüksekliğinde pembe granitten tek parça şeklinde yapılmış. Buraya 300 kilometre uzaklıktaki Asuan'dan getirilmiş. Karnak'taki sütun, 30 metre yüksekliğiyle Mısır'daki tüm direklerden daha yüksek. Ağırlığı 400 ton. Bu sütun Asuan'dadır. Bitirilmemiş. Dünyanın en büyüğü. Aşağı yukarı 42 metre uzunluğunda. Ağırlığı 1200 ton. Dünyadaki hiçbir vinç onu kaldıramaz, hatta kımıldatamaz. Bu güneyin en meşhur taşıdır. İnsanoğlu tarafından yapılan en büyük taş. Ağırlığı 2000 ton. Baalbek için tasarlanmıştı. Lübnan'daki Baalbek, Beyrut'tan arabayla 2 saatlik uzaklıkta. Tapınaklar Romalılar ve Yunanlılar tarafından inşa edilmişlerdi. Eski zamanlara aittiler, ancak taklit bir temel üstünde durmaktadırlar. Şimdiye kadar dünyada işlenmiş ve nakledilmiş en büyük taş bloklarından meydana gelmiştir. 20 metre uzunluğunda, 4,5 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde taş bloklar. Ağırlıkları 2000 tona kadar çıkmaktadır. Bu Baalbek terasları üstündeki tapınaklardan daha da eskidir. Devasa taşların işlenmesi ve taşınması hakkında bilim hiçbir açıklama yapamamaktadır. Rus araştırmacı Agrest bu taşları dış dünyalı uzay gemilerinin fırlatma rampası olarak görmektedir. Uçuşumuz batıya doğru devam etmekte. Hedefimiz Diyanet Vahası. Sahra'nın ortasında, Cezayir'in 2000 kilometre güneyinde. Diyanet Tasili'nin yüksek platosuna çıkış yolu. Günümüzde kırmızılaşmış çıplak kayalar, ayın yüzeyi gibi kendilerini kum çöllerine dönüştürmektedirler. 1500 yıl önce sahra verimli toprak yapısına sahipti ve diğer bölgelere oranla dünyanın en yoğun yerleşim yeriydi. Dağ yamaçları fırtınalar ve güneş tarafından aşındırıldı. Dondurucu kuzey rüzgarları güneşte kavrulan kum çöllerinin 2000 metre üstündeki boğazları kırbaçlıyorlardı. Hier
Burada Tassili'de binlerce kaya ve oyuk resmi bulunmuştu. En eski resimler 8000 ila 10000 yıl öncesine aittir. Ressamlar da o dönemlere aittirler. Avcı ve çiftçiydiler. Tassili'li sanatkarların motifleri hep aynıydı. Hayvanlar, avcılar ve şişkin kafalı bu garip figür ne anlama gelmekteydi? Ayakları üzerinde duran ve dalgıçların veya astronotların taktıkları gibi yuvarlak miğferli yaratıklar da neydi? Gözler, ağız, burun yok. Sadece görme delikleri ve küçük yuvarlak aralıklar. Ağırlığı olmayan bu vücut boşlukta süzülüyor. Yeryüzünde mi? Garip olan, eski dönemlerin ressamlarının hayvanları ve etrafındaki insanları en ince ayrıntısına kadar çizmeleridir. Sadece yuvarlak kafalı insanlar ve devler, hantal ve kesin olmayan hatlarla çizilmişlerdi. Neden? Herhalde sanatkarlar bu varlıkları yeterince açık ve yeterince uzun süre görmemişlerdi. Günde 5 ile 7 saat yürüyor, geceleri ise sahranın ışıldayan yıldızlarının altında, taşların ve kumun üstünde yatıyorduk 6 gün boyunca. Bu anlaşılmazlar ülkesine büyülenmiş gibi bakıyorduk. Bu bir uzay istasyonunun taslağı mı? Burada kabartılmış bir levha var ve kaybolmak üzere olan bir figür. Ve burada yine ağırlığı olmayan, karaltı halinde sürüklenen yaratıklar. Kafalar anlaşılmamakta, giysileri ise açık renkte. Uzay gezisi için koruyucu giysiler mi? Eski resimlerin belirginleşmesi için son suyumuzla kayaları ıslatıyoruz. Şimdi figürleri garip minferleriyle, eklem yerlerinde menteşeleriyle, kapanmış elbiseleriyle daha rahat görebiliyoruz. On bin yıl sonra taslaklar zar zor tanınmaktadır. Onları milim milim tekrar çiziyoruz. Bir kaya geçidinin altında, dik ve bombeli bir duvarın üstünde, Fransız arkeolog Henri Lot, 6 metre yüksekliğinde bir dev buldu. Ona Büyük Mars Tanrısı adını verdi. Henri Lot daha hiç astronot tanımıyordu. Bunu karşılaştırabiliriz. Meksika'dayız. Tanrıların evlerinin olduğu bir dünyadayız. İlk durağımız Ulusal Müze. Azteklerin büyük takvim taşı.
Çapı 3,5 metre, ağırlığı 24 ton. Daha önce boyanmış ve güneş tanrısının tapınağının önünde durmaktaydı. Efsanevi resimler sonuçları bizlere hayretler içinde bırakan astronomi ile ilgili gözlemleri anlatmaktadırlar. Aztekler yılın uzunluğunu, ay ve güneş yılını kombine ettiler ve bizim vardığımız sonucun aynısına vardılar. 365 gün ve 4'te 1 gün. Bu kesin tarihleri teleskoplar veya matematiksel araçlar olmadan hesapladılar. Veya kaynakları dış dünyada olan bir bilim mi vardı? Oder gab es ein Wissen außerirdischen Ursprungs? Güncel bir bakış açısıyla bakmazsanız bu şekil esrarını korur. Burası Orta Amerika'nın en büyük harabe şehri, Teotihuacan. Meksika City'den arabayla gidildiğinde bir saatlik mesafede olan bu şehir 2000 metre yükseklikte kurulmuştu. Sadece küçük bir kısmı ortaya çıkarılmış. Teotihuacan, tanrıların şehri anlamına gelir. Güney piramidi tanrılar şehrine hükmetmektedir. 66 metre yüksekliğinde, tabanı ise 150 x 140 metredir. Güneş piramidi 2,5 milyon tonluk bir dağdır. Bu 25.000 lokomotiflik bir dağ ile aynı ağırlıktadır. Teotihuacan'ın kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak Teotihuacan'ın bu geniş arazisinde tüylü yılan Quetzalcoatl tanrısının da tapınağı bulunmaktadır. Rivayete göre yıldızlardan gelmiş beyaz derili ve bıyıklı adam insanlara adalet ve beceriler öğretmiş, mısır ve renkli pamuk yetiştirmelerine yardımcı olmuş. Her yerde onun sembolüne rastlamaktayız, tüylü yılan kafası. Daha sonra Quetzalcoatl çoban yıldızına geri dönmüştü ama ileride bir gün tekrar geleceğine söz vermişti. Tula Teotihuacan'dan 30 kilometre uzaklıktadır. Efsaneye göre eski zamanlarda Tula, Maya'nın uzak şehirleri Koba, Çiçen, Itza ve Uşman'la gökyüzünde asılı bir merdivenle bağlanmışlardı. Bu abide şeklindeki heykeller, toprakta bir sır saklayan dilsiz nöbetçilere benziyorlar. Hepsinde aynı kıyafet ve hepsinde garip miğferler. Savaşçı olmalılar. Göğüslerinde teknik bir aleti andıran kutular var. Ellerinde tuttukları aletler içinse hiçbir açıklama yapılamamaktadır. Sanki bize yabancı olan dış dünyalı silahına benziyor. Uçuşumuz piramit ve tapınaktan meydana gelen yeni bulmacamıza doğru devam ediyor. Çiçen Itza. Çiçen Itza, Yucatan eyaletinin eski Maya yerleşim bölgelerinden biri. Yapıları astronomiyle ilgili tarihlere göre donatılmıştır.
3 terasın üstünde Mayaların rasathanesi bulunmaktadır. Şekli modern bir rasathaneye şaşırtıcı şekilde benzemektedir. Şu tanrı figürlerine iyice bakın. Kapsül şeklindeki çerçeve içinde dümen kullanıyormuş gibi görünüyor. Burada da miğferinden anten şeklinde parçalar çıkmakta. Bu piramit taştan yapılmış büyük ve geçit vermez bir takvimdir. 4 merdiveninde 365 basamak bulunmaktadır. Yılın her günü için bir tane. Burada da tüylü bir tanrı var. Kukulkan. O da yıldızlardan gelmişti ve geri dönmüştü. Onun yerine ortaya kanlı bir tanrı çıkmıştı. Chuck Moll. Elinde kurban edilen insanların kalplerinin konduğu çanağı tutmaktadır. Mayalar yukarıdan gelen tanrılar için şehirler kurmuşlardı. Tulum şehri gökyüzünden uçarak gelen yaratıkları anlatmak için taş yapıtlar kullanmaktaydı. İki yana açılan kollar bir açıyla birleşmekte, ayaklarda ayakkabı, tahta bacakları ise tüylü. Gökyüzünden inen tanrının her tarafı miğferle korunmuş. Arkeologlar yeryüzüne inen bu tanrıyı arılara benzetiyorlar. Bense arıyla ilgili hiçbir şey göremiyorum. Eski mayaların sırları sayısızdır. Ancak en büyük muamma şudur. Milattan 600 yıl sonra bütün halk zorluklarla kurdukları şehirleri aniden bırakıp yeni şehirler kurmak için kuzeyin tenha yerlerine çekildiler. Savaş, salgın veya ani bir iklim değişikliğiyle ilgili hiçbir iz yok. Sadece tanımlanamayacak bir emir bu olaya yol açmış olabilir. Meksika'nın 100 binden fazla sakiniyle 16 şehri vardır. Burada Mayaların evlatları yaşamaktadır. Eski Maya'dan geliştirilmiş kendilerine ait dilleri vardır. Latin Amerika'nın en sakin halkı. Suratları eski Maya heykellerine benzemektedir. Sonsuz bataklıkların üstünden La Venta'ya uçuyoruz. Orada bu taş kafalardan düzinelerce var. Bataklığın ortasında. Her biri 200 ton ağırlığında. 130 kilometrelik bir alanda hiç taş ocağı yok. Sadece bataklık ve balta girmemiş ormanlar. Gene kendi kendimize sormalıyız. Bu taşlar nasıl taşınır? Günlerdir Daniken'in kitabının başlığı, Palenke'nin uçan tanrısını görmek için sabırsızlanıyorduk. Şimdilik aşmamız gereken zorluklardan haberimiz yok. Palenke'nin balta girmemiş ormanlarında sıcaktan ve nemden oluşmuş sis bulutu var. Akbaba sürüsünün telef ettiği ineklerin önünden geçip Mayaların kutsal şehrinin tapınaklarına doğru ilerliyoruz. Yeni zorluklarla karşılaşıyoruz. 8 kere çekim iznimizi reddettiler. En sonunda başkalarına kapalı olan mezar odasına girmek için yarım saatlik izin aldık. Nefes nefese ve burnumuz akarak tapınağın merdivenlerine saldırdık. Ve aşağıya sıcak nemli mezar mahzeninin derinliklerine indik. Burası ilk defa filme alındı.
Palenke'nin uçan tanrısı.